Hastamın ismi Serhat Aşan. Mobilya işi yapıyoruz. Betüşabap'ta, Şırnak Betüşabap'ta. Dün çalışma sırasında bir kaza geçirdi. Öğleden sonra 2.30'da sağ eli, baş parmağı, yani şehadet parmağı kopuldu. Biz ambulans çağırdık. Ambulans yarım saat içinde ilçeden köye ulaştı. Ilıcak köyüydü. Köye ulaştı, ambulansla ilçeye kaldırdık. İlçede herhangi bir müdahale yapılmadı. Yapılamadı, sadece pansuman yaptılar. Biz de hava yolu istedik. Hava yoluyla Şırnak'a sevkini istedik. Yerel yetkililerle görüştük. Kendileri yardımcı oldular. Ama hava muhalefeti nedeniyle bize helikopter göndermediler. O gerekçeyle biz karayoluyla Şırnak'a götürdük. Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirdik hastamızı. Oradan da Şırnak'tan da Diyarbakır'a sevk ettiler. Gerekçe plastik cerrah doktoru olmaması. 21. yüzyıldayız. Hala ülkemizde maalesef özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgemizde birçok ilimizde maalesef plastik cerrah veya çocuk doktoru, göz doktoru, cildiye doktoru gibi alanlarda doktorlar bulunmamaktadır. Çok sıkıntılar yaşıyoruz. Ve karayoluyla Şırnak'tan Diyarbakır'a 6-7 saat yol sürdü. Yağmurdan dolayı da biraz gecikme oldu. Ve 10 saat sonra ancak Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne ulaşabildik. Ve hastamızı 11 civarında ancak ameliyata alabildiler. Ve bu büyük bir risk. Çünkü kopulmuş bir parmağın ne kadar erken ameliyata alınırsa o kadar kurtulma oranı daha yüksek. Ama maalesef 10-12 saat gecikmeyle ancak parmak dikilebildi ve şu anda doktorlarla görüştük. Doktorlar riskin hala devam ettiğini, parmağın kurtulma şansının %10 olduğunu, %5 olduğunu söylediler. İki çağrımız yetkililere, lütfen bir an önce bu sağlık sorununa bir çözüm bulun. Betüşabap'a, özellikle Betüşabap'ta çok ciddi sağlık problemleri yaşıyoruz. En ufak bir kazada maalesef Betüşabap Devlet Hastanesi'nde müdahale edilemiyor. Yani bir ambulans görevi görüyor Betüşabap İlçe Devlet Hastanesi maalesef. Onun ötesinde bir vatandaşa bir ciddi bir hizmet sunamıyor. Bölgemizdeki sağlık eksiklerinin giderilmesini istiyoruz, talep ediyoruz. Bir vatandaş olarak bu bir haktır. Yani bilmiyorum, yani neden ayrıcalık bir şey var bu bölgede özellikle? Neden nedir? Biz herhangi bir neden görmüyoruz. Sadece yetkililerin beceriksizliğinden bu kaynaklanıyor. Ve bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Daha ciddi vakaların olmaması, hastalarımızın büyük sıkıntılar yaşamaması için bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyorum.